Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla söyleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. Ankara'daki genel merkezindeyiz. Bu söyleşiyi sizle burada gerçekleştiriyoruz. Kemal Bey, çok fazla konu var. Hemen sorularıma geçmek Tabii. istiyorum. Çok uzun zamandır gerek şahsınıza gerek partinize karşı zaman zaman iktidardan, iktidarın ortağından ve iktidarın bir süredir yanında durduğu, iktidar ortağının yanında durduğu eski bir organize suç örgütünün liderinden tehditler evet. geliyor. Evet. Ve bunun da hani ardı arkası kesilmiyor. Bugün T24'te Fikret Bila bir çullanma tırnak içinde evet. kullanmış, çullanma evet. halinden evet. bahsediyor. Bir, bu durumu neye bağlıyorsunuz? İki, bununla ilgili nasıl bir adım atıyorsunuz, adım atacaksınız? Buradan başlayalım. Şimdi şöyle, hayatın her tarafına bakınca, yani bütün yüzlerine bakınca çok sorunlu bir süreci yaşadığımızı hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Yani ister eğitim, ister dış politika, ister ekonomi, ister toplumsal barış, hangi açıdan bakarsanız bakın, giderek artan ve derinleşen bir sorun var. Şimdi bu sorunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun çözümünü söyledik. Defalarca söyledik, defalarca. En sonunda hatırlarsınız belki kurultayımıza 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde evet, de Türkiye'nin bu süreçte nasıl çıkacağına ilişkin temel normları belirlemiştik. Bunları yapmadılar. Tabii bunları yapmayınca bizim de tabii doğal olarak ayrıca eleştiri hakkımız var. Yani bunu yapmadığınız takdirde şu sorunlar çıkar ortaya diye. Eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İstiyor ki herkes iktidarın her yaptığını, ama ne kadar güzel yaptınız, çok iyi yaptınız, siz böyle devam ettikçe ekonomi kısa sürede düzelecek. Efendim eğitimde sorunlar aşılacak. Zaten dış politikada bütün düşmanlarımız vardı, o düşmanların tamamı yenilecek ve Türkiye büyük bir zafer kazanacak. Buna benzer laflar etmemizi bekliyorlar. Ama hayatın gerçeği var. Yani mutfakta yangın varsa biz nasıl bunu görmezden gelebiliriz? O zaman ne olur? Biz görevimizi yapmamış oluruz. Politik olarak, insani olarak, vatandaşa verdiğimiz söz olarak görevimizi yapmamış oluruz. Eleştiriye tahammül edemedikleri için eleştiri yapıyoruz. Eleştiri yaptığımız zaman da Sayın Bila'nın dediği gibi çullanma politikaları başlıyor bu kez. İşte tehditler geliyor. Dokunulmazlığınızı kaldıracağız diyorlar. Aman susmazsan şunu söylüyorsun. Efendim Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, yalan, yalan diye. Hangisi yalan? Bana desinler ki Kılıçdaroğlu'nun şu söylediği yalan. Mesela ben dedim ki tank palet fabrikasına bir sent, bir kuruş almadan Katar ordusuna verdiniz bunu. Bedava verdiniz yani. Şimdi Katar ordusuna bunu bedava verdiniz. Çıkıp desinler ki hayır efendim bedava değil. Bak ihale yaptık. İhaleye şu ülkeler girdi. Şu kazandı ve şu kadar ihale bedeliyle biz bunu verdik. 100 milyon dolar, 200 milyon dolar, 50 milyon dolar, 500, 1 milyar dolar, 20 milyar dolarlık bir fabrika. Bu var mı? Yok öyle bir şey. O zaman neresi yanlış bunun? Tahammül edemedikleri için baskı kuruyorlar. Tehdit ediyorlar. Dokunulmazlığını kaldıracağız diyorlar. Murat Bey, bir siyasi iktidar bu pozisyona düşmüşse artık o ülkeyi yönetemez. Eleştiriye tahammülü kalmamışsa artık o ülkeyi yönetemez. Zaten şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetildiğini söylersek böyle bir yönetim yok. Yönetim bir kadro işidir. Ortada bir kadro yok. Bir kişi yönetiyor. Yani kabile devletlerinde bile hani bir ihtiyar meclisi olur, aksakallar olur, oturulur, danışılır, onların görüşleri alınır. Şimdi böyle bir şey yok yani kesinlikle. Ben yönetirim, ben yaparım. Ha itiraz mı ediyor birisi? İtiraz ediyorsa onun sesini kesmek için de elimizden gelen her şeyi yaparız diyorlar. Ama bunlar bizi yıldırmaz. Kesinlikle. Kemal Bey, tabii hani siyasi restleşmeleri bir yere kadar insan anlayabiliyor. Ama iş ölüm tehditlerine gelince, mesela hani biraz daha açalım diye söylüyorum. Evet. Çakıcı önce bir konuştu. Sonra iktidara yakın bir tane gazetedeki bir köşe yazarı. Evet. Sizin öldürüleceğiniz. Evet. Efendim yerinize Ekrem Bey'in getireceği. Hı. Yani hani senaryolar ya da bu konuşulan noktalar öyle farklı yerlere gitmeye başladı ki bu bir siyasi restleşme veya siyasi eleştiri ya da karşılıklı gelme yerine giderek sizin hayatınız üzerinden de başka türlü bir şey kullanıyor. Hani bu daha evvel çok fazla Türkiye'de rastlanmayan da bir şey aslında.
aslında öyle, bu kadar rahat bir şekilde. Öyle. Belki bunu biraz anlamlandırmak lazım. Ne söyleyebilirim? Yani sonuçta gittiğim yerler belli, kaldığım ev belli, gezdiğim yerler belli, konuştuğum kişiler belli. Zaten benim telefonlarımın, benim eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla benim takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Korumalar var, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar korunmak açısından. Ama ciddi bir tehdit var tabii. Yani benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da bundan rahatsız. Hele hele, hele hele Murat Bey, şunu asla kabul etmiyorum. Yani ülkeyi yöneten birisi, şöyle veya böyle veya ona destek veren bir siyasal parti, eğer çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak bir susturabiliriz diye bir arayışa giriyorsa, orada demokrasi bitmiştir, insan hakları bitmiştir. Orada otoriter rejim daha da otoriter bir sürecin içine girmiştir anlamına gelir. Aksi bir şey duymak istemiyorum. Aksi bir şey söyleyen kişi ya da aykırı bir şey söyleyeni de kesinlikle susturacağız. Yeraltı dünyasını harekete geçireceğiz. Onlar susturacaklar. Bunu düşünüyorlar. Ama bu bizi korkutmaz. Yani bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde binlerce, on binlerce Kılıçdaroğlu vardır. Yani aynı şekilde buraya gelecek, genel başkanlık yapacak, mücadele edecek, bizim söylediklerimizi tekrarlayacak, Türkiye'nin bağımsızlığı için, özgürlüğü için mücadele edecek, ekonomisi için mücadele edecek, saygınlığı için mücadele edecek. On binlerce kişi var bu ülkede. Dolayısıyla onlar çok kısır ve dar düşünüyorlar. Çünkü ufukları çok dar. Çünkü sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığımız zaman sorunlar çözülür. Sorunlar çözülmez efendim. Tam tersine kaos süreci içine Türkiye girebilir. Evet. Çünkü dün akşam da Altı Televizyonu'nda avukatınız size de Ekrem Bey gibi çok daha uzun zamanda tehditler geldiğini zaten evet, biliyorduk ama iletti. Bir taraftan da tabii Kemal Bey, siz aynı zamanda bir aile babasısınız. Evet. Yani bir eşiniz var, evet, evlatlarınız var. Evet. Yani nasıl mesela karşılıyorlar sizin bu tehditler? Eve gidiyorsunuz, hanımefendi, evlatlar. Çünkü siyaseti bir tarafa koyun da insanız her şeyden önce. Öyle, biz ve öyle. Bu unutuluyor Türkiye'de. Nasıl bir şey oluyor? Tabii doğal olarak onlar da endişe duyuyorlar. Dikkat etmemi istiyorlar. Yapacakları fazla bir şey yok yani. Şimdi ne yapabilirler ki? Sonuçta eşim evde, işte oğlum üniversitede, işte gelinim bir yerde çalışıyor, diğer kızlarım İstanbul'da. Yani ne yapabilirler bunlar zaten? Yani bunlar ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok ya. Yani bunların öyle bir çabaları da yok. Olmaları da öyle bir çaba içine girmeleri de asla doğru değil. Ama yani biz her şeye rağmen, her şeye karşın bildiğimiz yoldan, inandığımız yoldan kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Yani bizim temel hedefimiz, temel amacımız bu olmalı. Bakın bir şey var Murat Bey, benim anlayışım ve benim gibi düşünenlerin anlayışının da böyle olduğuna %100 inanıyorum. Eğer bir yerde ülkenin çıkarı varsa, verdiğiniz mücadelede ülkenin çıkarı her şeyin önündeyse, kişilerin hayatı çok önemli değildir. Bizim hayatımız çok önemli değildir. Önemli olan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır. Herkesin demokrasi için mücadele etmesidir. Bu sadece benim için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kişiler için de geçerli olan bir anlayış olması lazım. Demokrasi, tamam ben düşündüklerimi özgürce söyleyeyim ama başkaları da düşündüklerini özgürce söyleyebilmeliler. Hatta ben şunu söylüyorum Murat Bey, geçen muhtarlar toplantısında da söyledim, yanlış hatırlamıyorsam Kayseri'de. Dedim ki ben sizden oy istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmeyebilirsiniz, kızabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama şundan emin olmanızı isterim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda bize kızdığınız zaman çıkıp rahatlıkla eleştiri yapabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Meydanlarda toplanıp bizi protesto edebilirsiniz. Ben size bu özgürlüğü vaat ediyorum. Yani baskıyı değil, konuşmamayı değil, telefon dinlemeyi değil, dükkanlarınızı kapatmayı değil, tam tersine
özgürlük vaat ediyorum. Çıkıp eğer bir hatamız, eksiğimiz olursa rahatlıkla gazetelerde yazabilirsiniz, televizyonlarda söyleyebilirsiniz, yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, mitinginizi yapabilirsiniz. Bütün bunları yapabilirsiniz ve bütün dünya şunu görür o zaman. Türkiye'de gerçek anlamda demokrasi var. Türkiye'de hükümet ya da yönetenler yanlış yaptıklarında demokratik olarak insanlar haklarını kullanabiliyorlar. Şimdi gazeteciler korkudan yazı yazamıyorlar. O noktaya geldi. Televizyonlar program yapamıyorlar. Hangi kurum var? RTÜK var. Basın İlan Kurumu var. Bunların işlevi ne şu anda? İşlevi şu. Özgür medyayı nasıl susturabiliriz? Ağır cezalarla. Özgür medyayı nasıl susturabiliriz? Şimdi ya bu kurumların varlık nedeninin bu olduğunu eğer düşünüyorsak bu kurumlar artık kurum olmaktan çıkmışlar. Yani tetikçiliğe dönmüş bunlar. Biz buna karşı mücadele edeceğiz tabii. Bakın Türkiye'nin bugün geldiği tablo, yaşadığı tabloyu sadece biz görmüyoruz. Bütün dünya görüyor bunu. Bütün dünya. Ve bütün dünya demokratik, demokrasiyi savunan bütün dünya Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla da izliyor. Biz o nedenle dünyanın bütün demokratları birleşsin diye söylemiştik. Evet. Çünkü demokrasi aslında bir insan hakkıdır. Bir insan hakkıdır. Düşünceyi ifade etme bir insan hakkıdır. Efendim, bağımsız yaşama, özgür yaşama bir insan hakkıdır. Şimdi siz mahkemelerde adil yargılanma bir insan hakkıdır. Şimdi siz bu hakların tümünü insanların elinden alıyorsunuz. Bizim ülkede de demokrasi var diye afra tafra geziyorsunuz. Olmaz tabii. Eskiden Kemal Bey hatırlarsınız. IMF'nin Türkiye'ye geleceği dönemler, evet, temsilcilerinin Türkiye'de bir endişe başlardı. Siyasi olarak, ekonomik olarak, evet, ne diyecekler, ne yapacaklar diye. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi kötüydü, siyaseti kötüydü. Hakikaten tabii kötü günlerdi. Şimdi Türkiye başka bir şey beklemeye başladı efendim. İşte 1-2 Aralık'ta NATO toplantısı var. Acaba ne olacak Türkiye'de? Yani siyasi olarak ne olur, ekonomik olarak ne olur? 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği toplantısı, valiler toplantısı. Acaba Türkiye ile ilgili nasıl bir gelişme olur? Evet. 20 Ocak'ta Biden işte görev değişimi olacak Amerika'da. Yani aslında yeni dönemde Türkiye'nin, çünkü içerideki ekonomik hukukla ilgili problemler, evet, ortada, evet, olduğu için yeni korkuları oluşmaya başladı ve bu da aslında yeni bir durumla karşı karşıya. Hukuk dediğiniz için oradan devam edelim. Dün akşam Avrupa Konseyi ahim kararına uymadığı için Türkiye'yi bir kere daha uyardı. Yaptırım hakkı, evet, da var biliyorsunuz onların. Çünkü Osman Kavala ile ilgili bir uyarıydı, evet, bu. Osman Kavala ve Demirtaş. Siz hep, evet, bunu da dile getiriyorsunuz. Tabii. Aslında simge isimler. Tabii. Ama bir taraftan da ekonomi ve hukuk reformu yapacağını söyleyen Erdoğan biraz kendi hali, biraz da Bahçeli'nin çizdiği çerçeve dahilinde bu iki isim hariç diye hani başka bir şey olabilir mi diye bir arayış içinde, ama siz özellikle bu iki isimde simgeleşen hukuksuzlukları hep dile getiriyorsunuz. Öyle. Bunu bir kere daha sormak istiyorum size. Hem Demirtaş'ı, hem Kavala'yı, hem dün akşamki bu konseyin aldığı ahim kararına uyun çağrısı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi saygın bir devlet, bir uluslararası kuruluşun verdiği kararlara uymayı taahhüt etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, saygın bir devlet olarak görüyoruz. Başvurusunu yapmış, kabul edilmiş. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararlara uyacağım demiş. Güzel. Peki karar alıyorsunuz, uygulamalar yapıyorsunuz, hukuka aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, siz şöyle uygulayın, şu kararı verdim ben diye. Ama siz o karara uymuyorsunuz. Sizin saygınlığınız kalır mı? Size bir güven duyulur mu? Yargıya güven duyulur mu? Bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını Murat Bey. Anayasa Mahkemesi kararını en alttaki mahkeme uygulamadı. Ya bu şu demektir. Ben gücümü saraydan alıyorum. Ben gücümü hukuktan almıyorum. Ben gücümü ileride beni terfi ettirecek, bir yerlere getirecek kişiden alıyorum ben gücümü. Ben gücümü Anayasa Mahkemesi'nden, hukuktan, hukukun üstünlüğünden, vicdandan almıyorum ben. Gücümü nereden alıyorum? Talimat veriliyor. Kararı şöyle vereceksin, ben o kararı veriyorum. Şu karara uymayacaksın, ben o karara uymuyorum. Ne oluyor? Yargıtay üyesi oluyorum. Bakın birisi gelecek tekrar Anayasa Mahkemesi üyesi olacak. En büyük intihalcilerden birisidir. İrfan Fidan. Evet, en büyük intihalcilerden birisidir. İddianamesinin motamot bir bilim insanının kitabından aynen almış. Altına dipnot bile yazmıyor. Yani şu kitaptan aldım veya kişiden izin alır ya ben bunu kullanmak istiyorum diye. Siz bunu ne yaptınız? Yargıtay üyesi yaptınız. İntihal suç mu? Suç.
Kimin için suç? Eğer arkasında güçlü bir siyasi otorite yoksa onun için suç. Bir alırlar, mahkemede yargılarlar, ceza verirler. Peki gücü siyasi otoriteden alıyorsa onun için suç kavramı diye bir kavram yok. O siyasi otoriteye uyduğu sürece sürekli terfi eder ve yükselir. Şimdi bunu Avrupa görüyor tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymuyorsanız bunun bir yaptırımı vardır. Yani dünyanın her tarafında böyledir. Siz bu karara uyacaksınız. Kişileri içeri atıyorsun. Bakın Murat Bey, kişi yargılanabilir. Biz yargılanmaz diye bir şey demiyoruz. Yani kişi yargılanabilir, ihbar gelebilir, şikayet gelebilir. Yargılarsanız ama adil yargılarsınız, adaletle yargılarsınız. Böyle bir olay var mıdır, yok mudur bakarsınız yani. Yargılanıyor, mahkemeden beraat ediyor. Güzel. Tahliye kararı çıkıyor. Hemen derhal o gece oturuluyor. Aynı iddianameden, aynı dosyadan yeni bir suç uyduruluyor. Tekrar içeriye alınıyor. Ve bunun bırakılmamasıyla ilgili olarak adeta siyasi otorite ve onun bekçisi yemin etmiş durumda. Bunlar buradan çıkmayacaklar. Şimdi yasa ne diyor? Tutukluk, yargılamada tutukluk istisnadır diyor. 3,5 yıldır bir insan içeride tutuluyorsa, 3,5 yıl sonra iddianame hazırlanıyorsa bu kanun ihlal edilmiyor mu? Ediliyor. Bunu görmek için illa göz mü gerekiyor? Kör insan bile bunu görür. Kör insan. Duymayan insan bile bunu bilir. Peki nasıl oluyor da bu uygulanıyor? Şimdi bakın, ne Demirtaş ne Osman Kavala, diyelim tahliye oldular. Bunlar gelip belki CHP'ye hiç oy vermedi. Belki hayatlarında da hiç oy vermediler. Ama biz ne diyoruz? Eğer adalet istiyorsak sadece kendimiz için değil, herkes için olması lazım. Bakın ben uzun süre Cumhurbaşkanı'nın bazı avukatlarını da eleştirdim. Onların mal varlıklarına bakın dedim. Banka hesaplarına bakın dedim. Milyon dolarları nasıl aldıklarını ve kişileri nasıl tahliye ettirdiklerini. İstanbul savcısına getir bakayım şu kül tablasını. Sigaramın külünü oraya dökeceğim dediğini, talimat verdiğini ve o savcıların, bu avukatların önünde nasıl düğmelerini iliklediklerini söyledim. Biliyorum. Tanığı var. Bilenler var. Anlatanlar var. Konuşanlar var. Peki bu savcı ne olacak şimdi? O avukat savcının arkasında, o da gücünü saraydan alıyor, onu yargıda terfi ettirecek. Bu adaleti sağlayacak mı? Sağlamayacak. Dolayısıyla alınan kararlar Türkiye, yani Avrupa'dan belli çevrelerin ya da belli kurumların aldığı kararlar Türkiye'yi rencide eden kararlardır ve Türkiye'nin saygınlığına gölge düşen kararlardır. Kararları eleştirebilirsiniz ama asıl eleştirmeniz gereken nokta şudur. O kararlara yol açan uygulamaları kim yapıyor? O kararlara yol açan ve Türkiye'nin eleştirilmesini sağlayan bu kararlar, kararlara yol açanlar Türkiye'yi iyi yönetiyorlar mı? Türkiye'de adalet var mı? Adalet yok yani. Gerçekten yok. Atama örneği verdiniz. Tartışmalı iddianamelerle işte İstanbul savcısı önce Yargıtay'a gitti. Ankara savcısı aynı şekilde ki Cumhurbaşkanı ile beraber eşini alıp fotoğraf çektirmişti evlendiği gün, hatırlarsınız ki pek çok siyasi davada kendisinin imzası var. İkisi de Yargıtay'a gönderildi. Öyle. Daha evvel de Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayan ilk derece hakim de yine o Yargıtay'a yollanmıştı. Dolayısıyla Murat Bey bir şey söyleyeyim. Şu anda Yargıtay'da olup, görev yapıp, gerçekten seçimlerde gidip AK Parti'ye oy veren ama vicdan sahibi olan hakimlerin büyük bir kısmı rahatsız. Büyük bir kısmı. Çünkü tamam diyorlar, adalet tamam. Yani ama bizde de bir vicdan var diyorlar yani. Bir ahlak var diyorlar. Yani yargı bu kadar hırpalanmaz. Yargı bu kadar çürütülmez. Şimdi kalktınız, yargıyı perişan ettiniz ve bundan, bu son atamalardan müthiş bir rahatsızlık var. Biz bunu biliyoruz. Evet. Size bu konuda bilgi geliyor. Geliyor tabii yani. Evet. Sonunda vicdan sahibi olan bunu görüyor. Yani tamam, siyasi görüşü olarak şöyledir veya böyledir. Herkesin bir siyasi görüşü var. Biz ona saygı duyarız. Ama bir de insanda bir vicdan dediğimiz bir kavram var. Hele bulunduğunuz konum, hukukun üstünlüğünü ve vicdani olarak bir araya, vicdani olarak karar vermek için arkadaşlarla bir araya geliyor ve karar veriyorsanız, yargıda karar veriyorsanız,
o karar sürecinin içinde ya da oluşturan ekibin içine çürüyen bir kişiyi getirip koyduğunuz zaman o kişi çevreyi de çürütmeye başlar ve güveni de törpülemeye başlar. İşin özü bu. Evet. Bu arada tazminat davaları açılıyor hakkınızda arka arkaya. Biraz sonra Katar konusuna gireceğim ama önce evet. Hukuktan bahsederken bir 500 bin lira tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı. Evet. Salı günkü grup toplantınızdaki konuşmalarınızın bir kısmıyla ilgili, onunla ilgili sorularım da var. Biliyorum ki siz kimi tazminatları, şahsi tazminatları ev satarak, kendi evini satarak da ödediniz. Evet. Birkaç kere onu da biliyorum bir gazeteci olarak. Bu son tazminat davasını 500 bin liralık nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi Murat Bey, Erdoğan'ın açtığı tazminatların benim aleyhim, tazminat davalarının benim aleyhime sonuçlanması için seyyar hakimler var. Bu davalar nereye düşüyorsa o davaların hakimleri değişiyor. Daha önce benim hakkımda aleyhime karar veren hakimler oraya atanıyorlar. Böyle seyyar hakim dönemi başladım. Bunlar hiç önemli değil. Ben bu davaları kazanırım. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aleyhime verilen bir davayı kazandım. 13 bin euro da hazine bana ödeyecek. Daha ödemedi. O ödediği paralarla eğer yine içeride tazminat olursa bunu karşılayacağım. Ama ben o davaların yine tamamını kazanacağım. Beni üzen nokta şu. Niye 13 bin euro hazine bana ödüyor? Ödemek zorunda kalıyor. Neden? İki, benim söylediğim, geçen salı günü benim söylediğimin neresi yanlış? Tank paleti bedava mı verdin? Bedava verdin. Aksi mi? Yok. Orduya, FETÖ'ye, orduya kumpas kurdun mu? Kurdun. Bunu kim söylüyor? Ben değil. Ben biliyorum böyle olduğunu da. Senin milletvekilin söyledi. Ben de bu işin içindeydim dedi. Peki neresi bunun yalan? Üç, Kozmiko'dayı kim açtı? Ben mi açtım? Kim talimat verdi? Sen talimat verdin. Dönemin Genelkurmay Başkanı dedi mi Erdoğan talimat verdi? Evet dedi. Peki o zaman bu hangi tazminatı açıyorsun? Başka? Buna benzer saydığım bir sürü şey var. Orduya kumpas kurulması vesaire. Kanun çıkardılar. Yargıtay'a FETÖ'cüleri atadılar mı? Atadılar. Ben çıkıp bunu... O dönem bu kanun çıkıp o atamalar yapıldığı zaman Yargıtay'a 160 militan atadınız dedi mi? Ben dedim. Sen atadın mı? Sen atadın. Bunun neresi yalan? Yalan değil. Tazminat davası açmasının nedeni şu. Doğru olduğunu o da biliyor aslında. Acaba mahkum ettirirsem içeride mahkemeler, seyyar mahkemelerle mahkum ettirirsem vatandaş diyecek ki ya bak Kılıçdaroğlu doğruları söylemedi. Bir de tazminata mahkum oldu. Ama o vatandaş bu ülkede adaletin olmadığını biliyor. O öyle sanıyor ama onun küçük dünyası böyle ama baktığınız zaman böyle bir dünya yok artık. Böyle bir dünya bitti artık. Söylediğim her şey kelimesi kelimesine doğru. Efendim takozla diye söyledin diye. Takoz şu anda demokrasinin önündeki en büyük takoz. Evet. Kemal Bey, o günkü grup toplantınızda iki tane önemli nokta vardı. Not aldım onları size sorabileyim diye. Tamam. Bir tanesi, şöyle bir cümle kurdunuz. Gözbebeği kurumlarımızdan bir tanesi de MİT. Evet. Her MGK toplantısında FETÖ ile ilgili raporları getirdiler, ciddiye alınmadılar. Cümleniz buydu. Evet. Şimdi tabii MİT 25 Mayıs 2010'dan itibaren Hakan Fidan'ın yönetiminde. Evet. Onun MİT başkanı o. Bu süreçte Hakan Fidan'ın ve başında bulunduğu MİT'in FETÖ konusunda gerekli önlemleri aldığını ve uyarılarını yaptığını düşündüğünüz için mi bu cümleyi kurdunuz? Evet. Öyle düşünüyorsunuz. Bakın ben bir kurumdan söz ediyorum. Kişilerden. Hiçten bahsetmiyorsunuz. Tabii. Özellikle kurumdan. Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten de göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir kuruluş. Evet. Orada da yanlışlıklar olmaz mı? Her kurumda olabilir ama önemli olan o yanlışların sürdürülebilir olmamasıdır. Önlem alınmasıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın her Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına FETÖ ile ilgili rapor verdiğini, ki bu raporlar 1979'lu yıllardan beri geliyor. Yani çok eski. Bizim FETÖ'nün siyasi ayağı diye hazırladığımız bir broşürde o raporun kapağı da yer alıyordu. Fotoğraf olarak da yer alıyordum. En son Milli Güvenlik Kurulu toplantısına, yani bir başka Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Taraf gazetesi yayınlamıştı.
o dönem FETÖ ile ilgili. O zaman da Cumhuriyet Halk Partisi işte Gülen'i bitirme eylemi diye havuz medyasında yer almış. Yani Gülen'i koruyorlardı onlar. Bütün bunların tamamı var. Bütün bunların tamamını Erdoğan da biliyordu. Ama Erdoğan'ın temel amacı şuydu. Erdoğan orduya kumpas kurmak istiyordu. Kendisine %100 biat eden bir ordu oluşturmak istiyordu. Kendisinin söylemlerinin dışına çıkmayan bir ordu oluşturmak istiyordu. Böyle yaptı. Bu kumpası kurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı her şeyde raporunu verdi. Başbakan da biliyordu, bakanlar da biliyordu, Genelkurmay Başkanı biliyordu, kuvvet komutanları biliyordu. Herkes bu gerçekleri biliyordu. Ama bunun siyasi riskini Erdoğan aldı üstüne. Kim söylüyor bunu? Dönemin başbakanlık müsteşarı söylüyor. Kitabında, yazdığı kitapta diyor ki biz Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı uygulamadık. Bunun siyasi sorumluluğunu da Erdoğan üstlendi diyor. Evet. Ki yine aynı konuşmada siz ordunun da Milli Güvenlik Kurulu'na bununla ilgili ordu da, tabii, getirdiğini söylüyorsunuz. Tabii burada şöyle de bir rakam var efendim. Hani sadece ağırlaştırış müebbet alan generallere baktığınız zaman 83 general ağırlaştırış müebbet aldı. Darbe girişimiyle ilgili olan davada ki Türkiye'de o dönemde kara, deniz, hava sırasıyla 198, 54, 74 general, yani 326 general vardı. Demek ki ordunun generallerinin %25'i FETÖ'cüymüş ya da başka türlü şeymiş ve iktidarın bundan haberi yokmuş gibi bir, hani herkes inanması de bir tane durum ortaya çıkıyor. İktidarın başka bir şey. İktidarın gayet haber vardı. Evet. İktidar albayları tasfiye etmek için özel kanun getirdi. Evet. Ya biz bunları bilmiyor muyuz? Özel kanun getirdi. Kanun geçti parlamentodan. Biz buna itiraz ettik. Yanlış olduğunu da ifade ettik. Ama dediğim gibi orduya kumpas kuracaklardı. Kumpas kurdular. Ben Erdoğan'ın hala bugün Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yaptığına inanan birisiyim ben. Hala Erdoğan mı? Sıradan bir insan değil. Kemal Bey, milletvekiliniz Ali Mahir Başarır, CHP milletvekili, evet, Ali Mahir Başarır, Habertürk televizyonunda bir programa katıldı. Evet. Orada kullandığı bir cümleyi sonra tahsih etti. Evet. Satılmış ordu. Sonra dedi, öyle, ki hayır, kastettiğim Katar'a tank paletti. İşte 20 yılda 50 milyon dolar ödenecek, kiralayacak, evet, hikayesini söyledi. Yayıncı kuruluşun moderatörü, gazeteci arkadaşımız da bunu sordu tekrar. Öyle. Fakat Ali Mahir Başarır ve onun üzerinden siz, ki grup toplantınıza cevap verdiniz. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Tabii. Sen kim, ordu kim diye bir cümleyle başlamıştınız. Evet. Ve Habertürk'e yayın kapatma cezası geldi. Şimdi iki noktadan baktığınız zaman, Katar'a gelmek istiyorum buradan, evet, yavaş yavaş. Milletvekilinizin o cümlesini tahsih şekli ve orada verdiği cevap ve üzerine gelinmesi ve Habertürk'e verilen kapatma cezası. İkisi konusundaki yorumunuzu rica ediyorum. Şimdi şöyle, o konuşmada rahatsız edici cümle düzeltildi zaten. Evet. Kaldı ki kendisi düzeltti. Ayrıca oturumu yöneten moderatör de düzeltmesini, evet, istedi. Düzeltti. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim diye bir cümle de, evet, kullandı. Yani olay bitti aslında. Yani çünkü kastettiği tank palet fabrikasının satılmasıydı. Ya satılması diyeyim, affedersin, bedava verilmesiydi. Evet. Şimdi tartışılması gereken konu hiç tartışılmadı. Şunu sorabilirlerdi ya. Tank palet fabrikasını Katar'a niye veriyoruz? Etem Sancağ'ın tank palet fabrikasıyla ne ilgisi var? Yine Erdoğan'ın Etem Sancağ'a şunu da al yanına dediği bir kişi daha var şu anda, ismini hatırlamıyorum. Güney miydi? Güney Sulu, evet, Güney Sulu, evet, köyünden, evet, Talip Öztürk. Evet, Talip Öztürk. Onu da yanına al dediği konuşma var. Etem, tabii, Sancağ'ın. Hayır, Etem Sancağ kendisi söylüyor zaten. Evet. Ya ben bu işi yapamam. Ya Katar'ları ortak edersen belki bu işi yaparım falan, evet, filan diye söyledi. 2018'de açıklama yaptı. 2018'de ilk tankımız olacak diye. Kim? Savunma sanayinin başında olan kişi söylüyor. 2020'deyiz. Ortada tank var mı? Tank yok. Şimdi tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesini ben vatana ihanet olarak görürüm.
bana çıkıp ister Erdoğan, ister onun sözcüsü, ister AK Parti'den herhangi bir yetkili çıkıp desin ki, örneğin şu ülkede de bir tank fabrikası şu orduya verilmiştir. Bana bir örnek versinler. Mesela Papua Yeni Gine'yi verebilirler. Güney Kore'yi verebilirler. Amerika'yı verebilirler. Rusya'yı verebilirler. Kanada'yı verebilirler. Kuzey Kutbu'nda ya da Güney Kutbu'ndan bir ülkeyi verebilirler. Yeni Zelanda'yı verebilirler. Dünyada örneği yoktur. Niye biz bu fabrikayı veriyoruz? Buna asıl karşı çıkması gereken o dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Asıl karşı çıkması gereken. Kimse korkudan konuşamıyor. Kimse. Kim konuşuyor? Biz konuşuyoruz. Kimin adına konuşuyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları adına konuşuyoruz. Eğer bu ülkede ensesine vurup tank palet fabrikasını ellerinden alıp Katar ordusuna peşkeş çekiyorlar ve buna kimse ses çıkarmıyorsa, ses çıkarmayanların tamamı ülkelerini sevmeyen insanlardır. İtiraz edeceksin. Hayır diyeceksin, bu olmaz diyeceksin. Şimdi bu bölge, bizim bulunduğumuz coğrafya, silahlı kuvvetlerimizin donanım olarak da moral olarak da çok güçlü olması gereken bir bölgedir. Donanım olarak da moral olarak da çok güçlü olması gereken bir bölgedir bu bölge. Jeopolitik olarak, stratejik olarak bakıldığı zaman bizim güçlü olmamız lazım. Ordumuzun güçlü olması lazım. Ya bu orduya kumpas kurup darmadağın ettiler mi? Ettiler. Eden adam nerede? Sarayda oturuyor. Ellerindeki tank palet fabrikası alındı mı? Alındı. Alıp Katar'a veren kim? Sarayda oturuyor. Sarayda oturan diyor ki, ben orduyu seviyorum, siz orduya ihanet edin. Ya orduya ihanet eden sensin kardeşim. Sen yaptın orduya ihaneti. Generalleri aldın, paşaları aldın. Genelkurmay başkanı ya. Bir ordunun genelkurmay başkanını aldılar, hapse attılar. İlker Başbuğ. Evet, hapse attılar. Kimin sesi çıktı? Kimin sesi çıktı? Sisilir'e kim gittiniz? Yapıldı bu, ya, bu yanlıştır diye kim söyledi ya? Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir kişi aldınız içeriye attınız. Ben kendisini ziyaret ettim. Evet. Hem de 30 Ağustos'ta. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gidip ziyaret ettim. Korkularından bile gidemiyorlardı. Bu iş sıradan bir iş değildir. Sıradan bir iş değildir. Türkiye'nin tank üretmemesi için her şeyi yapıyorlar. Türkiye'nin güçlenmemesi için her şeyi yapıyorlar. Hani Katar tank üretse, Katar'ın tank fabrikaları olsa ya da Güney Kore gibi, Almanya gibi motor üretse falan dersiniz ki ya tabii gelsin yani yapsın, bir motor üretecek vesaire falan filan. Ya Katar'ın tankın tesi yok orada. Tesi bile yok. Sonra siz bunu nasıl kalkar verirsiniz ya? 20 milyar dolarlık şeyi bedava veriyorsunuz. 1 dolardan şeye verseler, kira verseler, sadece arazi kirası. Devasa bir araziye kurulmuş burası. Bir entegre tesis burası. Onlar yok. Kemal Bey, galiba sadece problem Katar'da değil. İhale yönetmeliği, başkası girdi mi çıktı mı, yerli milli iddiasında olunup bunun şey yapılması, ordunun hassasiyeti. Yani sizin özel olarak herhangi bir ülkeyle ilgili probleminiz yok değil mi? Yani Katar'dı, şuydu, buydu diye bakmıyorsunuz. Hayır değil efendim. Mi? Siz bir şeffaflıktan bahsediyorsunuz. Tabii. Siz bir yerli ve milli bir silah sanayinden bahsediyorsunuz. Doğru evet, anlıyorum değil evet, mi? Evet, evet, evet. Şimdi bakınız, bir sefer olay gerçekten bir Katar olayı değil. Ama bir Katar sevdası var. Benim itiraz ettiğim o. Biz ilk baştan sorduk, ya bunu nasıl verdin? İhaleyi ne zaman yaptın? İhale nerede yayınlandı? Bunu da sorduk. İhale yok. İhale ilanı da yok. Çünkü karar, Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. O karar üzerine aldık. Bu soruların tamamını sorduk. Bir de broşürümüz var bu konuda hazırladığımız. Yapılan bütün uygulama, yasalara aykırı uygulama ortada var. İkinci kararnameyi resmi gazetede yayınlamadılar. Ama ikinci kararnameyi de biz açıkladık. Resmi gazetede yayınlanmayan gizli. Çünkü yayınlasalar o kararnameyi herkes görecek. Onu da biz açıkladık. İkinci kararnameyi de.
Kemal Bey, bu grup toplantınızda çok atıf da yaptım ama çok konuşuldu çünkü grup toplantısı. Evet. Cümlenize başlarken dediniz ki bizim milletvekillerine notlar gider. Türk Silahlı Kuvvetleri ordu hakkında ve din konusunda fazla böyle hani yorum yapacak, insanın yanlış anlayacağı cümleleri kullanmayın deriz dediniz. Çünkü bu araları hani siz siyasetten arındırmaya çalışıyorsunuz. Bir şey oldu bu süreçte, bu Ali Mahir Başarır'ın sonra tahsihini ettiği cümleden sonra. Siyaseten herkes konuşabilir her konuda. Ama Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de, Orgeneral Yaşar Güler de bir cümle söyledi. Başını tobun çektiği bir grup, iş insanı grubu da kalktı, gitti falan. Hem Yaşar Güler'i hem bu diğer ziyareti ve bununla ilgili cümleleri nasıl karşıladınız? Şimdi bakınız, biz milletvekili arkadaşlarımıza her hafta bir haftalık değerlendirme göndeririz. Bu yaklaşık bazen 60 bazen 70 sayfa olur. Oradan milletvekili arkadaşlarımız gittikleri bölgede karşılaştıkları sorunların yanıtlarını biraz orada bulurlar. Orada bir kuralımız vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili politik söylemde bulunmayın diye. Çünkü bu iki kurumun siyasetin dışında kalması lazım. Buna özen gösteririz. Eğer bu konularda bir kişi kalkıp konuşacaksa eğer, o da genel başkan veya onun yetki verdiği bir arkadaş konuşur. Ama onun dışında kimse konuşmayacak. Bu gelenek bize Mustafa Kemal'in geleneğidir. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nı da, askerleri de, efendim din diyanet işlerini de siyasetin dışında kalsın bunlar demiş. Herkes kendi işini yapsın. Şimdi bu süreçte Hulusi Akar konuştu. Doğru, konuşabilir. Çünkü Hulusi Akar eski asker, artık siyasetçi o. Yani bildiğimiz siyasetçi. Konuşur vesaire, düşüncelerini söyler. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuda konuşması doğru değildir. Sıcak siyasetin ortasını atlaması doğru değildir. Yanlıştır. Ama birilerinin baskısıyla onu söylediyse o çok daha büyük bir ayıptır. Yoktur öyle bir şey. Kaldı ki orada tahsiye edilmiş, ifade düzeltilmiş, her şey var. Hulusi Akar konuşmuş, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Neden böyle bir konuşmaya ihtiyaç duyuyor? Top Başkanı. Top Başkanı zaten talimat verilmiştir. Top Başkanı oraya gitmiştir. Yani Top Başkan kendi iradesi yoktur ki Top Başkanı. Hangi iradesi vardır? Hangi iradesi vardır? Top Başkanı'na dediler ya sahadaya git, şu kadar yatırım yap, yapıldı. Ne oldu? O kadar ölü yatırım duruyor orada. O yatırım yerine Top Başkanı'na sormak lazım. Esnaf bu kadar zorda değil mi? Bir kuruş para esnaf için ayırdı mı acaba? Bir kuruş para. Bir kuruş. Yok. Sırtını saraya dayayıp istikbal bekleyen kimse olmamalı. Bakın bir daha, sırtını saraya dayayıp istikbal bekleyen kimse olmamalı. Sırtını saraya dayayanları tarih affetmeyecektir. Asla affetmeyecektir. Kendi bulundukları kurumlara ihanet edenleri de tarih affetmeyecektir. Herkes kendi camiasının çıkarlarını savunmak zorundadır. O çıkarların üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları vardır. Siz kendi camianızı korumuyorsunuz, Türkiye'nin çıkarlarını da korumuyorsunuz ama sarayın çıkarlarını koruyorsunuz. Onun taleplerini yerine getiriyorsunuz. Bu olmaz. Siyasette de bu olmaz, ahlakta da bu olmaz. Bunlar olmaz. Herkes yerini bilmeli, herkes yerine göre konuşmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları her şeyin üstündedir. Ben kalkıp da efendim tank palet fabrikasını Katar ordusuna sıfır fiyata peşkeş çektiriyorsam, buna önce herkesin itiraz etmesi lazım. Bütün vatanseverlerin itiraz etmesi lazım. Hatırlar mısınız Murat Bey? Amerika'da küçük bir koy galiba ya da küçük bir liman Katar veya Suudlar almıştı ihaleyle. Amerika'da kıyamet koptu ve vazgeçtiler. Ya biz onlar kadar bile milliyetçi değiliz ya. Hangi milliyetçilik? Yerli. Hangi yerli? Yerli ama gayrimilli. Yerli doğru ama gayrimilli bir ittifakla karşı karşıyayız. Şimdi efendim ittifak deyince tabii Millet İttifakı. Ve sizin Meral Hanım'la, İyi Parti ile bir şekilde götürdüğünüz
ve iyi de götürdüğünüzü insanların evet. düşündüğü, söylediği bir evet. Durumla karşı karşıyayız. Şimdi tabii ittifak deyince seçimlere doğru gidilen bir süreç bahsediyoruz. 2023'e kalmayabilir, erken olabilir diye sizin de daha evvel hem bir demeciniz var hem de çağınız var. Erken seçim de istiyorsunuz. Tabii herkes zaman zaman cevap verdiniz ama şu da çok önemli. Birincisi ittifak genişler mi? Ne demek ittifak genişler mi? Yani yeni partiler var. İşte Gelecek evet. Partisi var, Deva Partisi var, HDP zaten var. Genişletmek noktasında bir şey olur mu? Belki daha da önemlisi efendim seçimlere doğru giderken değil de Türkiye'nin içinde bulunduğu bu büyük kaos ortamı, yani demokrasisi, ekonomisi, dış politikası olurken bir demokrasi ittifakının konuşulması, yani seçimlere bekleyip seçimlere doğru giderken bu genişlemeyi yapmak ya da son olarak şöyle toparlayarak sorayım size, ayrı ayrı yerlerde çalışmalar yapılıyor. İşte evet. Gelecek Partisi ki görüştünüz Ahmet Davutoğlu'yla evet. bir parlamenter sistemle ilgili çalışma yapıyor. Size evet. geliyor. Evet. Meral Hanım söylüyor. İşte HDP'nin var, DEVA'nın var falan. Ayrı ayrı yerlerde ama bir bütün olarak demokratik bir ittifak olarak yan yana gelme noktası. Seçimleri beklemeden ya da illa bir aday çıkartılması noktasında sadece oraya takılınmadan. Bu konuda bir şey yapıyor musunuz? Bu konuda bir gelişme var mı efendim? Murat Bey, Millet İttifakı seçimler döneminde oluşturuldu. Dolayısıyla iyi sonuçlar elde edildiği kanısındayım. Millet İttifakı'nın ana söylemi de zaten demokrasiydi, insan haklarıydı, basın özgürlüğüydü, bağımsız yargıydı. Bunlar üzerinden yürüyordu ve bir protokolümüz vardı. Genel Başkan Yardımcıları'nın imzaladığı bir protokol. O protokolü de kamuoyuna açıkladık. Yerel yönetimlerde bir ittifak söz konusu değildi ama vatandaş kendisi zaten o ittifakı yaptı ve onun da sonuçları çıktı ortaya. Şimdi önümüzdeki süreçte öncelikle saray acaba ben kendi iktidarımı sürdürmek için nasıl bir yasal düzenleme yapabilirim? Bunun arayışı içinde. Seçim önce buraya bakmamız lazım. Bu arayışı hayata geçirmesi için küçük ortağını da ikna etmek zorunda. Yani MHP'yi de ikna etmek zorunda. Yani biz bunu böyle yaparız diye. Bu arayış ve bu çalışmanın devam ettiğini gazeteler yazıyor, sizler de söylüyorsunuz. Bizler de biliyoruz bu arayış devam ediyor. Sonuçlar mı sonuçlanmaz mı bilmiyorum. O arayışa göre yeni bir tablo çıkarsa siyasette kendisini yeni ortaya çıkan tabloya göre konumlandırır. Pozisyon böyle devam ederse elbette ki demokrasi isteyenler bir araya geleceklerdir. Buna inanıyorum ben. Ben Murat Bey önümüzdeki seçimleri bir parti seçimi olarak görmüyorum. Yani CHP'nin, İYİ Parti'nin, efendim HDP'nin, efendim Saadet Partisi'nin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimi olarak görmüyorum. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanların seçimi aslında. Bu kadar açık, bu kadar net. Dolayısıyla tabloya da böyle bakmamız lazım. Tabloda demokrasi isteyenlerin ortak bir söylemi var. Güçlendirilmiş parlamenter rejim. Güçlendirilmiş parlamenter rejimin, parlamenter rejimin başına neden güçlendirilmiş sözcüğü konuyor? Ona da dikkat etmek lazım. Onun temel amacı da şu. Parlamenter rejim deyince eskiye dönmek değil. Eskinin hatalarını kabul etmek ve o sorunlu süreci götürmek değil. Tam tersine bir daha bu ülkeden iktidar krizi, başka krizler çıkmasın diye yeni bir anayasayla parlamentosu güçlendirilmiş, demokrasi güçlendirilmiş, denetim organları güçlendirilmiş, yasama, yargı, yürütmenin sağlıklı bir zeminde işlediği, liyakat sistemin tümüyle devlet yapısı içinde egemen olduğu bir rejim. Bunu savunuyoruz. Bu konuda Sayın Davutoğlu ve ekibi geldiler. Güzel bir çalışma yapmışlar. Demokratik parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak güzel bir çalışma yapmışlar. Benzer bir çalışmayı biz de yapıyoruz zaten. Yanlış hatırlamıyorsam bu talep yani
İYİ Parti tarafından da, Saadet Partisi tarafından da dillendirildi. Sayın Babacan da zaten parlamenter rejim olmasını, güçlendirilmiş bir parlamenter rejim olmasını savunuyor. Önümüzdeki süreç için bugünden bir araya gelmek çok erken. Bir sefer önce partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, yeni yönetim organlarını seçmeleri ve ondan sonra da toplumun önüne çıkmaları gerekiyor. Bu süreç şu anda devam edip gidiyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Söylemde bir ortaklaşma var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine var olan ucube sistemin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi felakete götürdüğünü zaten vatandaşlar da kabul ediyorlar. Böyle bir tablo da var. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreci umutsuzluk değil, tam tersine Türkiye'nin aydınlığa çıkabileceği, demokrasiden yana olan siyasi partilerin bir araya gelip Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için çaba harcayacaklarına inanıyorum. Şuna da inanıyorum Murat Bey. Belki de Türkiye'de ilk kez çok partili düzeni ifade edeyim süreç içinde. Belki tarihimizde ilk kez vesayetin tamamen dışında bir vesayet olmaksızın oturup siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sağlıklı, tutarlı bir anayasa yapacaklar. Ben buna inanıyorum. Bu önemli. Vesayetin dışında evet. Bir anayasa. Evet. Kemal Bey, tabii anayasa deyince bir süredir ki zaman zaman da cevap verdiniz evet. Siz buna. 2018 yılında seçimlere giderken, Cumhurbaşkanı seçimlerine giderken Millet İttifakı'nın içinde CHP'nin İbrahim Kaboğlu'nun önderliğinde bir anayasa taslağı hazırladığı. Bu taslağı içinde hazırlarken İYİ Parti'nin de olduğu, diğer partilerin de olduğu ve bu özellikle ilk dört madde, anayasanın ilk dört evet. maddesi ki o konuda hassas olduğunuzu da biliyorum ama evet. bu konu çok konuşuluyor. Yani siz bunu Cumhuriyet'te ve Sözcü'de söylemiştiniz. Geçen gün Ümit Özdağ yine çıktığı evet. programda gazeteleri de göstererek şey yaptı. Hani ben bir kere daha burada sormuş, izleyenler evet. bunu anlamış olsunlar. Efendim o taslak var mıydı? Varsa ne idi ve bunun sonucunda özellikle bu dört maddeyle ilgili sizin görüşünüz nedir? Dört maddeden başlayayım. İlk dört maddenin de asıl amaç ilk dört maddenin de değiştirilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti milletvekili. Önemli olan ne? Bu cümleyi ne zaman ve nerede kullandı? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde anayasa değişikliklerinin yapıldığı tartışmalarda söyledi. Ben o dönem Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmiştim. Bu anayasa değişikliğine destek vermemesini istemiştim. Bakın demiştim. İlk dört maddeyi değiştireceğiz diye çıkıp meclis kürsüsünden konuşma yaptı AK Partili milletvekili. Buna nasıl destek verilir? Hangi bir kere efendim, hatırlıyor musunuz? Şu anda hatırlamıyorum ama ben arkadaşlara söylerim. Evet. O arkadaşlarımız o milletvekilinin ismini de hatta tutanaklarını hatta görüntülerini de belki bizim yanlışımız eskiye dönüp bu olayları alıp kamuoyunu önüne bu tartışmalar sırasında koymamak. Bizim en büyük eksiklerimizden birisi belki bu. İlk dört maddeyle ilgili olarak ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulunda bir konuşma yaptım. Elime anayasayı aldım. İlk dört maddeyi tek tek okudum. Ve dönüp her maddeden sonra bunun neyini değiştireceksiniz dedim. İlk dört maddeyi. Dolayısıyla biz ilk dört maddenin değiştirilmesi, efendim çıkarılması böyle bir düşünce hiç olmadı. Hiç ama olmadı ama söyleyen kişilerin değiştirilmesini öneren kişilerin AK Partili olduğunu gayet iyi biliyorum. İki, malum bir anayasa uzlaşma komisyonu da kuruldu parlamentoda. Grubu olan bütün partilerin eşit sayıda milletvekilleri vardı. Ve o milletvekillerinin arkasında da her parti belli sayıda anayasa hukukçusu, akademisyen ya da hukukçu danışman almıştı yanına. Bunlar da çalıştılar. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 60 madde üzerinde de bir mutabaka sağlanmıştı. Sonra kaldı o düzenleme. Bir şekliyle kaldı. Şimdi o düzenleme kaldı ama biz parti olarak
bu çalışmaları kendi içimizde yaptık. Yani ne olabilir, bundan sonra ne olabilir diye yaptık. Şimdi Millet İttifakı olduktan sonra bir anayasa değişikliği çalışması hiç olmadı. Hiç olmadı yani. Ha, dört parti bir araya geliyorduk zaman zaman. Yani Demokrat Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi. Biz dört parti zaten bir araya geliyor. Protokoller var, imzalıyoruz vesaire falan. Anayasa değişikliği ile ilgili TÜSES'in bir çalışması oldu ve TÜSES çağrıları yaptı. Bizden de Sayın Kaboğlu katıldı o TÜSES'teki toplantıya. Diğer partilerden de milletvekili arkadaşlar. Hangileri katıldı onu da bilmiyorum. Katılmış olabilirler. Katıldılar, görüştüler. TÜSES saygın bir sivil toplum örgütü. Bu konuda ciddi araştırmalar yapan, sadece anayasa değil yani ekonomi konusunda daha önce de Filistin'le ilgili bir Orta Doğu Filistin'le ilgili toplantı evet. yapmıştı. Orada ben katılmıştım. Temel Bey katılmıştı. Konuşmalar yaptık. Dolayısıyla bir sorunumuz yok. Bir bardak suda fırtına diyeceğim. Bir bardak suda fırtına bile yok. Çünkü bir yalan üzerine, bir yalan rüzgarı üzerine söylemleri. Yok öyle bir şey. Ya olmayan bir şey tartışılıyor. Ya gerçekten de büyük bir hayretle izliyorum. Bir şey yok ortada. Oturdunuz efendim, anayasa yaptınız. Ya yok öyle bir anayasa. Yani yok. Bir Kemal Bey, siyasi son iki sorudan sonra bir ekonomi soracağım ve tabii. yavaş yavaş sonuna evet. geleceğiz. Şimdi efendim, Karar TV'nin programında bir cümle kullandınız. Dediniz ki Kürt Partisi yeni dizayn ediliyor, kurulabilir dediniz. Evet. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu da hani ben öyle anladım, öyle evet. algıladım. Hangi yerlerde aranıyor yani bir partiyi kurmak ya da bu devletin ya da iktidarın bir kısmı tarafından mı böyle bir parti kuruluşu hazırlanıyor? Bu konuda biraz daha detay var mı acaba? Gelen bilgi şöyle, yani bize gelen bilgi şöyle. İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince acaba ikinci bir parti kurup HDP'yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde? Bununla ilgili olarak da İmralı'yla acaba görüşme yapabilir miyiz? Onları ikna edebilir miyiz? İkinci bir Kürt Partisi kurma ve onları parçalama yönünde. Bu tür bilgiler geldi. Yani Öcalan üzerinden evet, İmralı'yla görüşme. Evet, evet, evet. Öyle bilgiler geldi. Tabii sonuç almak mümkün mü değil mi bilmiyoruz tabii. Evet. Ama Selahattin Bey'in özellikle içeride tutulma gerekçelerinden birisinin de bu olduğu ifade ediliyor. Evet. Çünkü zaten hani Selahattin Bey Allah aşkına yani Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz ama dışarı çıkamıyorsunuz. Evet. Yani, siz de buna demokrasi diyorsunuz. Yani bu çok çok ya gerçekten aklın alamayacağı bir şey. Üstelik Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz. Kararını veren de hakim. Bir de değil. Hakimler yani. Hakimler Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Hakimlerden oluşan ekip. Ama içeride kalacaksın diyor. Aday olursan içeride kalacaksın. Evet. Evet. Tabii 31 Mart seçimleri sürecinde Öcalan'ın mesajlarını bir hoca üzerinden iktidar gelmesini sağlamıştı biliyorsunuz. İmralı'ya gidildi, geri gelindi. Mesajlar açıklandı. Bu iktidar kadar ve onun küçük ortağı kadar gayrimilli olan hiçbir siyasi parti bugüne kadar Türkiye'de oluşmadı yani. Evet. Gerçekten yani. Hiç oluşmadı yani. Tamamen gayrimilli. Bize gelince her türlü suçlama yapılabilir. Ama onlar her şeyi yapabilirler. Kimse onlara bir şey diyemez. Böyle bir ahlak dışı uygulama var. Evet, şimdi de Öcalan üzerinden parti arayışı. Evet, bir de efendim o dönem bir cümle daha kullanmıştınız, o da çok tartışıldı. Sarayın finanse ettiği yeni partilerden bahsetmiştiniz, kişilerden bahsetmiştiniz. O konuda yeni bilginiz var mı? Yani o finanse edilen partiler kuruldu mu, kurulma aşamasında mı, nasıl bir şey gidiyor? Şöyle, yani yeni partiler kurulurken efendim işte Millet İttifakı'nın parçalanmasını sağlamak Saray İttifakı'nın yani Cumhur İttifakı'nın temel hedeflerinden birisi. Yani bunu anlamamak için
kör olmak lazım veya hiç siyaseti bilmemek lazım. Yani temel amaç nedir? Biz bu Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız? Millet İttifakı'nı nasıl böleriz? Millet İttifakı nasıl birbirine düşer? Millet İttifakı'nın içindeki partiler nasıl bir kaos süreci içine girer? Bunun arayışı içinde bunun çabasını gösteriyorlar. Dolayısıyla önce uğraştılar, didindiler, acaba nasıl biz parçalarız diye. Olmadı. Olmuyor yani. İkinci olarak da şimdi çok parti kurdurarak acaba buradan bazı seçmenleri bir başka yere kaydırabilir miyiz? Bunun arayışı var. Yani bunu anlamamak dediğim gibi yani bunu anlamamak siyaseti okumamak demektir. Siyaset bu kadar açık, bu kadar net aslında. Ha bunu yapmaları onlar için doğru mu? Onlar için hedef bu zaten. Bunu yapmak istiyorlar zaten. Dolayısıyla bu tuzağa demokrasiyi savunan hiç kimsenin düşmemesi lazım. Bu tuzağa düşmemesi lazım. Hem gidip burada bir parti kuracaksın, başka bir şey yapacaksın. Dolayısıyla da bu aşamada bunun bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla buna herkesin dikkat etmesi lazım. Evet. Özellikle demokrasiyi savunanların dikkat etmesi lazım. Kemal Bey, tabii Covid çok yaygın. Sağlık boyutu var, ekonomi boyutu var. Tabii sağlık boyutunda biliyorsunuz maske dağıtılamadı, sorun olmuştu. Öyle. Zatürre aşısı yapılacak dendi, pek çok olmayan var. Tabii. Yakınlarımız dahil buna. Grip aşısı zaten bulmanın imkanı yok. Dün gördüm bir bilim kurulu üyesi hoca yeni grip aşısı olabiliyordu. Şimdi de 11 milyon doz Çin'den bir aşı geliyor. Evet. Biliyorsunuz 3. fazı henüz test edilmedi. Faz 3 denilen o aşama geçilmedi ama olacaklar. İnsanların olması önerilecek. Evet. 11 milyon. Bir güven sorunu var Türkiye'de. Yani işte enflasyon rakamına güvenmiyor insanlar. Büyümeye güvenmiyor. Veya açıklanan bir sürü yeni verilere güvenmiyor. Aşı konusunda da bir tırnak içinde soru işareti var insanlarda. Evet. Mesela siz bireysel olarak soruyorum. Bu Çin aşısı geldiği zaman olur musunuz? Yani ne düşünürsünüz? Doğrusunu isterseniz tabii doktorlara danışacağız. Evet. Buna kararı benim vermem o kadar yanlış bir şey yok. Evet. Doktorlar evet bu aşı olur derlerse olacağız. Yani işin uzmanına soracağız. Hep liyakati savunuyoruz, evet. İşin uzmanını savunuyoruz. İşin uzmanı evet bu aşı olmanız gerekir derlerse oluruz. Yani bir ön yargım yok. Keşke hani gerçekten aşı tedavi edecek gücü potansiyeli içinde taşıyan ilaç mı denir artık ona ne diye eriyik mi denir varsa yani insanlar Covid'e yakalanmayacaksa bu aşıyı yapmalıyız. Hatta hani böyle başarı %60-70-80'lerde olsa bile bu aşıyı mutlaka yapmalıyız. Çin'den gelmesi veya başka bir ülkeden gelmesi, insanlarımızın aşı olması ve sağlıklarının korunması önemli. Ama şu bir gerçek, Covid sürecini asla yönetemediler, asla. Orada bile ön yargılı davrandılar. Bizim belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istediler. Yardım için kampanya açıldı, paralarını el koydular. Ya aşevi için, üstelik yıllardır çalışan aşevi çalışsın fakir fukaraya oradan yemek götürülüyor. Sürekli yıllardır yapılıyor bu Eskişehir'de. Oraya gelen paralara bile el koydular. Yani yasa dışı uygulamalar yaptılar. Ama biz tabii şunu söyledim bütün belediye başkanı arkadaşlarıma. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Önünüze konan her engeli hukuk içinde aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Hepsi yapıldı, aşıldı ve gereği yapıldı. Bakın Adana'da sedye üzerinde bile yer yok diyorlar. Sedye üzerinde. Yani yoğun bakımdan vazgeçtim. Sedye üzerinde yer yok. Zeydan Karalar ne yaptı oraya? Sahra Hastanesi yapmak istedi. Hemen gidip kapısına mühür vurdular. Niçin? CHP'li belediye olduğu için. Şimdi sedye üzerinde yer yok. Artı sağlık yönünü yönetemediler. Ekonomi yönünü de yönetemediler. Bütün esnaflar perişan vaziyette. Bakın sanayici için bir şey demiyorum. Ama bütün esnaflar, bütün hizmet sektörü, turizm sektörü tam bir felaket. Peki hangi önlemler alındı? 1 lira ya da 1 kuruş. Esnafa verildi mi? Verilmedi. Borç verildi sadece faiziyle beraber. Gidin başka ülkelere gidin. Hani bizi kıskanan ülkelere gidip bir bakın bakalım. Yunanistan'a bakın.
Efendim Yeni Zelanda'ya bakın, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Kanada'ya bakın. Hani diğer ülkelerden söz etmiyorum. Onlar kendi esnafları için ne yaptılar? Spor karşılaşmalarını yayınlamak için bir Katar firmasına 500 milyon dolarlık ihaleyle kazanmıştı. 500 milyon dolarlık parasını ödeyecek futbol kulüplerine, onların karşılaşmalarını yayınlayacaktı. Anlaşma vardı. İhaleyle almıştı. Ödemeyeceğim dedi parayı. 90 milyon dolar indirdiler. 90 milyon bir kişi için. 90 milyon dolar. Yasalara aykırı. Dava açsalar alacaklar. Ama Katar firmasının arkasında Erdoğan var. Peki o 90 milyon doları dedi, bari alın, tamam indir kardeşim. 90 milyon doları sen futbol kulüplerine verme. Ver, ben bunu esnafa dağıtacağım. Deseydi ne olurdu? Esnaf işteyse o 90 milyon dolardan bir parça nasiplenmiş olacaktı. Bakın bir kişiye 90 milyon dolar. Milyonlarca esnafa 1 lira bile yok. 1 lira bile yok. Bir de efendim biliyorsunuz köprü otoyollarda da indirim yok. Yani Türkiye'nin dolarla, euroyla yaptığı anlaşmalarda evet, geçmediğimiz köprüler köpten için verilen paralarda da herhangi bir indirim, bir talebi yok. Yani yok, öyle bir şey duyulmadı. Ama Katar firmasına şu yapıldı, bu dediğim 90 milyon doların dışında ayrıca doları sabitlediler. 5.80 yaptılar. Yani Türk lirasına çevirdiler. Kemal Bey, Katarlı olmanın ayrıcalıklarını görüyorsunuz değil mi? Öyle. Efendim şöyle toparlamak çünkü istiyorum. Çünkü Türkiye, Metin neydi eski AK Parti milletvekili, gazeteci olan, hani Katar Türkiye'yi besliyor diye açıklama yapan milletvekili. Evet. Katar zaman zaman Türkiye'yi besliyor diye televizyonda açıklamalar yapmıştı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Katar'ın beslemesi pozisyonuna gelmesinin ve bunun da itiraf edilmesinin acı olduğunu ben görüyorum. Yani çok acı bir şey. Efendim şöyle toparlamak istiyorum. Sizinle görüşeceğimi duyan bir... Metiner. Evet, Mehmet Metiner. Mehmet Metiner. Sizinle görüşeceğimi duyan 65 yaş üzerindeki bir tane vatandaş dedi ki Kemal Bey'e söyler misin? Bizim biliyorsunuz ulaşımdan yararlanmaları, toplu ulaşımdan yararlanmaları yasaklandı. Öyle. Ara sıra doktora gitmesi gerekiyormuş, aile hekimine. Ve ulaşım, herkesin biliyorsunuz taksi ya da başka tabii türlü şeyleri yok. Aslında bu küçük bir örnek ama önemli bir örnek. Tabii. Yani esnafın dükkanı kapalı. İşte bir yaşlı evden zor çıkıyor, çıktığı zaman ulaştırmayı kullanması yasak. Öyle. Bu sosyal adalet noktası ki siz Cumhuriyet'e yazdığınız makalede evet, ikinci yüzyılla ilgili noktada tabii ve dünyadaki bu yeni konjonktürle ilgili şeyde söylüyorsunuz. Galiba demokrasi çok aç olduğumuz bir şey hukuk, evet, ama aynı zamanda bu sosyal adalet ve ekonomideki evet, gelişmeler de çok önemli. Son cümleyi oradan alıp öyle toparlayalım efendim. Sosyal devlet aslında düşük gelirin yanında olan devlet demektir. Gelir dağılımını dengeleyen devlet demektir. Sosyal devlet hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı ve bunu sağlayan devlet demektir. Anayasamızın ilk 4 maddesinde değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olduğu vurgusudur. Dolayısıyla şu anda Türkiye bir sosyal devlet olmaktan çıkmış vaziyette. Pandemi sürecinin getirdiği en büyük tehlike gelir dağılımındaki dengesizliğin büyümesidir. Fakirler daha fakir oldu. Gelirleri çok daha düştü. Gelirleri fazla olanların ise gelirleri çok arttı. Bakın şu örneği vereyim ben size. Şu anda bankalarda bulunan mevduatın %56'sı dolar, döviz yani. %56'sı. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan vatandaşlar, birikimi olan vatandaşlar Türk lirasına değil Amerikan dolarına güveniyorlar. Niçin? Yerli ve milli hükümetimiz bunu böyle yaptığı için, süreci buraya getirdiği için. Bu nedenle gerçekten samimi söylüyorum, gayri milli bir yapıyla karşı karşıyayız. Ben şunu ifade edeyim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Biz bu güzel ülkeyi gerçekten yeniden inşa edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. İnsanlarımız çok iyi, çok güzel. Yeter ki iyi niyetle, yeter ki hoşgörüyle, eleştirilere tahammül ederek ama neyi nasıl yapacağımızı da bilerek, kamuoyunu önüne koyarak ve kamuoyunun desteğini alarak biz bu sorunları aşabiliriz. Aşma gücümüz var mı? Var.
Potansiyelimiz var mı? Var. Kadrolarımız var mı? Evet, kadrolarımız da var. Kimlerle yapacağız? Açık ve net söyledim. Kurultayda da dostlarımızla birlikte yapacağız. Demokrasiden kim yanaysa, demokrasiyi kim savunuyorsa onlarla beraber yapacağız. Bu demokrasiyi kurduğumuz zaman göreceksiniz. Türkiye bölgesinin de en güçlü ülkesi olacaktır. Saygın bir ülke olacaktır. Hukukun üstünlüğü olacaktır. İnsanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edeceklerdir. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün ve yapacağız. Ve kararlıyız. Sonuna kadar kararlıyız. Ha bunun için önümüze engeller çıkarılır mı? Çıkarılabilir. Tehditler olur mu? Tehditler olabilir. Bunlar bizi yıldıramaz. Bunlar bizi yıldıramaz. Biz inandığımız yolda, ülkenin çıkarları bağlamında yolumuza devam edeceğiz. Kemal Bey, son demiştim ama çok kısa bir şey. Tamam. Anketler bakıyor musunuz? Yani bakıyorsunuzdur. Çok değişik çıkıyor ama hani farklı farklı evet. gözüküyor ama 25 bandının çok üzerine çıkmayan bir CHP. Evet. Yani anketlerin sonuçları. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle doğrusunu isterseniz bugün için bu anketler çok fazla bir şey vermez bize. Seçimlere doğru. Yani seçimlere doğru olur. Kararsızlar fazla. Doğrudur. Kararsızlar fazla olabilir. Yani AK Parti'den kopanlar hemen birdenbire biz falan partiye gidiyoruz demeyebilirler. Yeni partilerin kuruluşları var. O süreç var. Onun görülmesi lazım. Bir de şu anda vatandaş zaten gerçekten can derdinde. Yani mutfaklarda yangın var. Hani seçim istiyor mu istemiyor mu? Seçimin kaçı istiyor, kaçı seçim istemiyor. Bütün bunların da oturulup tartışılması lazım. Dediğim gibi vatandaş gerçekten perişan vaziyette. Ben seçimlere yakın bir süreç içinde asıl net pozisyonun o süreçte ortaya çıkacağına inanıyorum. CHP'ye karşı burada şöyle var. Bakın önümüzdeki günlerde göreceksiniz veya aylarda göreceksiniz. CHP'nin oyu %15'e düştü diye onlar da olacak. CHP'nin işte herkes istifa ediyor, CHP'nin üye sayısında azalma var. Bunlar da olacak, bunları söyletecekler. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Söyletiyorlar da bunları. Bizim hiç üye sayımız düşmedi. Hiç düşmedi ama. Tam tersine gençlerden çok fazla talep var. Üstelik biz internet üzerinden girip partiye herkes üye olabiliyor. Herhangi bir sorunumuz da yok. Ama dediğim gibi bizim oyumuzun düştüğü, oyumuzun artmadığı, üyelerimizin, üye sayımızın düştüğü, buna benzer pek çok haberler olacak. Bunlar bizi yıldırmıyor. Çünkü biz bu haberlerin kimler tarafından nasıl servis edildiğini, kimlere söylettirilmek istendiğini de gayet iyi biliyoruz. Bunların hiçbir önemi yok. Kararlılıkla yolumuza devam ettiğimiz zaman ve bu söylemlerimizi Türkiye'nin coğrafyasının her tarafında dile getirdiğimiz zaman, özellikle burada bana ve örgütlerimize büyük görev düşüyor. Bana ve örgütlerimize, bize oy vermeyen, bize mesafeli olan kesimlerle oturup birebir uzun uzun konuşmak lazım, onları anlatmak lazım. Ben gittiğim mesela Kayseri'ye gittim. Kayseri'de muhtarlarla bir toplantı yaptık. Muhtarlar toplantıya gelmesin diye bir sürü kişi, yani devletin içinde olan bir sürü kişi, işte kaymakamıydı, efendim bilmem nesiydi, bu toplantılar belediye başkanıydı, gelmesin diye muhtarlara baskılar, şunlar bunlar. Tam tersine baskı olunca muhtarlar geldiler. Baskı olunca, belki baskı olmasa gelmeyecekler. Geldiler yani. Demek ki onlar da demokrasi istiyorlar. O gelen muhtarların büyük bir kısmı bize oy vermiyor. Ama en azından ya bu süreçte CHP'nin genel başkanı ne düşünüyor acaba? Bunu söyleyebilecek. Bakın Murat Bey, size şunu söyleyeyim. O toplantıda medyaya açık bölümde dedim ki önce muhtarlar konuşacak, ben dinleyeceğim. Medyayı açın bunu. Bir muhtar arkadaşımız çıktı, eleştiri de getirdi CHP'ye. En büyük korkum ne oldu biliyor musun? Eyvah dedim ya, birisi niye böyle konuşuyorsun diye bir itiraz eder mi? Etmedi kimse. En büyük sevincim oldu. Çıktım, kendisine de teşekkür ettim eleştiri getirdiği için. Oturdum, hem yanıtını verdim, onu ve arkadaşları tatmin ettim ve doğru bilgileri verdim. Bakınız, bir partinin davet ettiği bir toplantıda o partinin eleştirilmesini, medyanın önünde eleştirilmesini saygıyla karşılayan tek parti var, biziz. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. O kişi de o kürsüye çıktığı zaman özgüvenle CHP'yi eleştirdi. Özgüvenle yani. Dedi evet, genel başkan olarak sizi seviyorum, şu bu vesaire. Ama özgüvenle CHP'yi eleştirdi.
Şimdi bu bizim aslında normalde her siyasi parti olması gereken bir şey. Ama bizim dışımızda yok bu. Bunun olması lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim T24'te konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.